kurumuş. Burada havuzu. İsmim Hüseyin Savaş. Evet. Besni'ye kaç yılında geldiniz? Besni'ye 1973'te geldim. Evet. Hangi köyden? Kitiş'te. Buraya 15 kilometre uzak. Evet. Size köyde lağabınıza kimler Şık denir? Şık Osmanlılar derler. Şık Osman'ın oğlu Mamun oğluyum ben. Evet. Güzel. Evet. Peki bu kültür hayatınızda şey kısaca anlatabilir misin? Yani şimdi bu mesleğe nasıl geldin, evet, nasıl başladın? Ben liseden sonra Ankara Akademisi'ne devam ettim. İşletme muhasebe bölümünü bitirdim. Ondan sonra askere gittim. Asker dönüşüm. Güneydoğu Birlik var Gaziantep'in. Evet. Orada yağara çalıştım. Evet. Ondan sonra şey yaptım. Serbest şeye atıldım, evet. Mesleğe atıldım. Bu şekilde manifatürayla uğraştım. Çok güzel. Peki bu Besni'nin ticareti sizi yani kurtarıyor mu? Yani burası ufak yer, birçok bu işler uğraşanlar bizim var. Bizim yani. Şimdi biz köyde kendi malımız da var. Fıstıklarımız var, tarlamız tabii. Var. Onlar da bize bir yan gelir oluyor. Oradan tabii biraz takviye ediyor yani. Evet. Az evvel siz Antep'te fıstık şeyinde olduğundan bahsettiniz. Evet. Peki bu fıstığın yüzde kaçını Besni üretiyor diye Antep'le yüzde kaçını üretiyor? Benim tahminime en azında fıstık Güneydoğu'daki Antep fıstığının %20'si Besni'den gider Gaziantep piyasasına. Evet. Bu fıstık Gaziantep'te tüccar bir taraftan tüccar alır, bir taraftan da Güneydoğu Birlik var. Güneydoğu evet. Birlik. Bunlar da pazar olarak İspanya'ya, Amerika'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, hatta ben bir ara Güneydoğu Birliği'nin denetim kurulunda çalıştım. Evet. Güney Kore'ye bile ihracat yaptık. Evet. Tonu 4000 dolar civarında. Evet. Tonu 4000 dolar civarında. Tabii bu ara biz özellikle şeye çok hakimdik. İspanya piyasasına. İran'daki fıstığın çıkması ve bizden ucuza satmaları bizim fıstığı biraz şeylendirdi. Etkilendi. Etkiledi tabii, etkiledi. Oranın fıstığı en fazla sürse 6 aylık bir ömrü var. Sonra lezzet diye bir şey yoktur. Evet. 6 aylık bir ömrü var yok. Yani keçe gibi affedersiniz. Yani yedin mi, yendin mi 6 aydan sonra zaten hiç lezzet olmuyor. Şimdi siz bunu çağırttığınız ülkelere bir de bunun şey yönü, tahlil yönünü yaptırsanız bu ülkeye bilecek bu farkı. Yine bize dönecek yani. Onu değil mi? Biliyor, onların farkındalar zaten onu. Bizimkin hem lezzetli hem dayanıklı. Evet. Bizim fıstığımız hem lezzetli hem dayanıklı yani. Evet. İçi yemyeşil. Evet. Oranın içi, o İran fıstığının içi sapsarı. Evet. Yani şey değil onların. Ben gördüm, için. Gördüm. Tabii, İzmir'de tabii, gördüm de. Evet. Ben dedim Allah Allah, bu bazı Siirt'te de çıkıyor değişik. Orada evet, da var ya. Siirt fıstığı daha lezzetli, daha iri. Ha. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Onu, yani onun piyasası da güzel. Bu toprak, Güney Anadolu'nun toprağı, fıstığa elverişli. Evet. Mesela diğer yerlerde de var. İzmir bölgesinde sakız varsa bir türlü bunun gibi elde edilemiyor nedense. Evet. Şimdi sana bir de şunu soracağım. Evet. Bu fıstık bölgesinde olduğunuza göre evet. Bizim bu fıstıkla başka sadece fıstıkla geçilen kaç tane köyümüz var bilir misiniz? Köy olarak bilemiyorum ama yani senin çevrenizde. Tabii tabii. En azından 40 köy sayabilirim yani. Evet. Fıstıkla. 40.
50 diyebiliriz. Hatta evet. Gölbaşı tarafında da var yani. Evet. Gölbaşı tarafında, Sallah tarafında, Tut tarafında, Adıyaman'ın o dağ köylerinde, Kahta'nın köylerinde. Evet. Şimdi, yani en şöyle Antep'e en yakın fıstık üreten bir bölgeyiz biz. Yani. Tabi fıstık evet. Rekoltesi mesela Antep'te 20 bin ton oldu mu? Bunun evet. En azında 2000 evet. tonunu Besni'den gider. Besni evet. köylerinden gider. Evet. Yani en azında 2000 tonu, 2500 tonu, 3000 ton evet. fıstık göze evet. görünmüyor ama öyle. Geçen sene biz 450 tondan fazla sırf Güneydoğu Birliği'ne verdik. Bu evet. sene gene öyle alımlar devam ediyor. Günde evet. 20 ton mal alımı yapılıyor burada Besni evet. şubesinde. Peki peşin para ödüyorlar mı şimdi? Vallahi yoksa vadeli 15-20 mi? Gün sürüyor. Evet. 15-20 gün taban fiyat 16.500 lira. %100 olursa 15 bin lira, 14.800 lira civarında bir para geçer. Tabii bir iki kırılıyor. Evet. 14.500 lira falan geliyor burada. Şimdi ikincisi de eğer şu, bu evet. anlat. Evet. Eğer fıstık %2-3 düşerse 14.500 lira falan gelir herhalde. Peki bu ikini Antep'te kırma makinesini bu şey mi yapıyor? Kurduğunuz kooperatif mi yapıyor? Evet. Evet. Yoksa öyle kabuklu mu gönderiyorsunuz Avrupa'ya? Antep fıstığı orada işletmemiz var Güneydoğu Başpınar bölgesinde. Evet. Orada içi biz şeye veririz. Bunların müteahhitleri var. Evet. Fıstık olarak veririz. Gider kırdırırlar getirirler. Ha. Kavlatmayı biz yaparız. Çıtlatmayı evet. gene biz müteahhite veririz. Evet. Kilosunu kilo başına artık 100-200 neysine zamanın şartlarına göre getirirler. Evet. Ve geri kavla şey çıtlatırlar getirirler. Peki kırması bunu nasıl aynı. Nasıl anlıyorsunuz? Adam derken ki 100 kilodan 1 kilo çalsa. Belli o. Bire olarak belli zaten. Belli oluyor mu abi, yani? Tabii. Belli oluyor. Demek belli oluyor. Tabii efendim. Evet. İşte bu sırlarını bilmediğim için yani vatandaş da bunu bilsin yani. Bir mesaj oluyor bu. Eyvallah. Tabii. Peki bu sadece fıstığa bağlı köylerin bir bağı var. Görüyorum bağlarda da hastalık olduğunu söylüyorlar. Evet. Peki fıstığın olmadığı sene oluyor mu yani böyle? Fıstık bazı bölgelerde olmuyor mu? Fıstık 3 senede bir olur. Yani, çok fıstık esas fakir işi değil. Zengin işi yani. Evet. Çok zor durumdayız. Evet. En azından 3 senede bir olur. O da bu evet. sene mesela çoğu fos deniliyor. Evet. Üstelik 3 gündür benim bahçem olduğu gibi yağışın altında kaldı fıstıklar. Evet. Sergi yağışın altında kaldı. Kimisi karaldı, kimisi şey oldu yani. Evet. Fıstık biraz tabii biraz külfetli. Çok külfetli evet. bir iş. Külfetli iş. Hem de bu fiyatlara göre çok az. Tabii öyle. Öyle de şimdi dış pazar da biraz şey. Tüccar da şey etmiyor. Evet. Dış pazar mesela demin arz ettim 4000 dolar civarında idi. Evet. Tabii bu dolar yükselirse fıstığın da yükselmesi lazım. Tabii. Öyle anlaşılır. Fıstık demek altın tabii. ağacı yani. Fıstık ağacı evet, değil altın ağacı. Eğer şey olursa. Evet. Bakım olur. Ben de şimdi diyorum ki bir terim attım ortaya. Evet. Yani ben 5 dolar. Diyorum ki biz memleketimize artık köyüne, şehrine, ürettiğimize sahip çıkalım. Tekstilde varız. Evet, tekstil. Bağcılıkta varız. Fıstıkça varız. Varız. Kavun karpuzda varız. Pamukçulukta her varız. Her pamukta varız. Varız. Biz diyorum ki bir Besni banka kuralım. Eyvallah, çok güzel olur. Malımızı, tırımızı alalım. Nerede alo oraya satalım. Tabii bugün her tarafı... Nerede şeyimiz var oraya kamyondan gönderelim. Tırla gönderelim, bizim, kamyondan gönderelim. Böyle... Bu diğer bankalar, ben biliyorsun Garanti Bankası'nın kurucusu Karayollar Genel Müdürü Dündar Kopar. Evet. Bir şirket kurdular, yol yaparken, şunu yaparken bugün Türkiye'nin 50 senede 50 vilayette belki de kasabalarından 250'ye yakın bir şube açtılar. Evet. Bu kaynak, biz de böyle bir şey kurarsak, evet. Besinler buraya gelmek mi istiyor? Hemen yardım, dükkan ayar, gel, çalış öde, ödesin. Antep'te mi bir yatırımı var? Ödesin. Besni yani, yapar. Besni'de halkı çok çalışkan, ticari ya, yönü. Besni'yle dürüstlük arıyor. Besni'yle dürüstlüğü arar. Dürüstlüğü buldu mu tamam, şapkayı basar. Tamam. İşte biz öyle, de bunu diyoruz. Şimdi kişiler bu işi biraz sallar. Güvensizlik olur. Ama banka gibi çalışırsak kimsenin şeyi olmaz. Adana'ya gitsek. Şirket kurarız, ev yaparız. Tamam. Şirket kurarız, baraj yaparız. Olabilir. Şirket kurarız, mesela sanayi Besni, yapar. Mühendisimiz var, ya. Doktorumuz var. Her dalda adamımız var. Her dalda. Evet. Artık bunun zamanı geldi. Sırt sırta vermeli. Kültür seviyesi en yüksek evet. ilçe. İlden evet. de ileri diyebilirsiniz yani. Ben sana şöyle diyeyim. Evet.
Karadeniz'de 5 vilayette bizim 5'sinin top. Ne yapıyoruz burada, ne bekliyoruz? Vallahi şu telifleri bekliyoruz. Şu telifleri bekliyoruz. Ne var teliflerde? Fıstık var, anta fıstığı var. Ne yapıyorsun, satmaya mı getiriyorsun? Satmaya getiriyor, devlete vereceğim. Ha, tarım kooperatifi. Ha. Ha. Doğdan kız satıyor, aldık reka. Paydos mu ettiler ki, almıyorlar mı şimdi? Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Hadi pardon, 5 sene misin? Pazar. Peki Antep'te de var. Burada da şubesi mi oluyor bu Antep'te? Şubesi oluyor. Evet. Peki fıstık kaç çeşit şimdi? Yani biz bunu öğrenmek istiyoruz daha ziyade. Kaç çeşit fıstık üretiliyor Antep Besni toprağında? Yani Antep Besni deyince eskiden vilayetimiz Antep olduğu için Besni pazarı Antep sayılıyor. Tabii. Evet. Kaç çeşit var yani mesela şimdi? Çeşit olarak 5-6 çeşit vardı fıstık. Evet. Tomur, halebi, ondan sonra uzun deriz yani simri, evet. Siirt, evet. Bir de başkası hatırlayamıyorum şimdi. Evet. Peki şimdi bu siirtinki daha böyle etli gibi geldi bana, ben onu da görüyoruz da. Siirtinki iri olur. Evet. İri olur, %90 çıtlak olur genellikle. Evet. Tat bakımından bizim fıstığın tadı uymaz. Evet. Bu neden ileri geliyor? Bu bölgenin fıstığı, şimdi, gerekse üzümü neden? Yani bu dışarıya çıktığı zaman bozuluyor bu. Mesela Urfa fıstığının pazar besini Aragon fıstığı arasında da fark vardır. Evet. Buranın randımanı düşük olur, oranın randımanı yüksek olur. Evet. Peki sizin şimdi Antep'te en iyi randıman veren fıstık bölgesi ne? Urfa, Barak. Barak. Evet. Urfa. Besni kaçıncı oluyor? Besni işte. Dördüncü bölge. Ondan sonra oluyor. Evet. Peki şimdi fıstığı siz kaçtan alıyorsunuz? Böyle sınıflı mı alıyorsunuz yoksa hepsini bir bölüşünü? 16.500. Devlet destekle malumudur. Evet. 16.500. Evet. Güzel. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Erdem Bilgen Fıstık Kooperatifi depolarından arkadaşlar göndermek üzere çuvallara dolduruluyor. İşte burası ambar. Ambarı bunlar tamamen çuvallara doldurulup kırma işlemiyor. Nereye gidiyor burada? Besni, hepsi Besni köylerimiz. Hayır, fıstık bu doldurduğunuz fıstığı nereye gönderiyorsunuz? Antep'e. Antep'te kırılıyor, içi mi ayıtlanıyor? Evet, Güneydoğu'ya. Evet, Güneydoğu Fıstık Kooperatifine gidiyor. Burada oranın bir kolu. Çalışanlar, bir kısmı da mal getirmiş. Evet. Sıra bekleyenler, hepsi bir arada. Besni toprağında yetişen fıstığın burada toplanarak Antep'e, Antep'ten de tahliller kırılarak, çeşitlere bölünerek Avrupa'ya gitmeye hazırlanmak üzere. Evet. Burada çalışan personeller. Buna daha suası yapılmamış. Resmi.
kapısını. Ha. Kepek var mı? İçeriye de geçeceksin, hava var yerden. Geçeceğiz. Sonra? Değirmene gidiyor, değirmen çalışıyor. Değirmene geçiyor. Ondan sonra o ne diyor? Evet. Peki sen de biliyor musun bunları çalıştırmayı öğrendin mi? Hepsini de bildim çalıştırmayı. Aferin. Bravo, aleyküm size. Besleyi için alır lan bu hoca, besleyi. He? Besleyi bile için alır. Evet, ha, geliyorum. Fırının ağzını aç bakayım, şöyle bir göreyim ben. Fırının ağzında tava var. Oraya deri çek gelsin, tavayı tavayı. Tavayı deri çek, tavayı çek. Evet. Pardon, tavayı. Meşhur tava, patlıcan, biber, bişim. Deri çek, patlıcan, biber çek bu tarafa. Tava çekiyoruz. O da nasıl lan? Biraz da var. O şeyler bir çekeyim ha. Bırak yine orada da bırak. Bu tarafa bak. Nazım sen de bağır. Ha. Sonra patlıcan pişmiş vaziyette. Bu dövmeç olacak değil mi? Evet. Öf, yemesi de ne hoş oldu. Bir tane. Yok lan, yok lan. Oturun burada böyle. Ha. Bir şeyler dansın mı? Yok. Yok, istemez, istemez. Dansın bir şeyler, istemez. Aa, dolapta bir şeyler var. Yok, dolapta bir şey yok. Ne diyor? Tamam, dur kenara koyayım.